Cinderella. Üç cadı. Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak ülkenin birinde Zeyna adında bir büyücü yaşarmış. Zeyna kendisinin en güçlü ve en tehlikeli büyücü olduğuna inanırmış. Ama Cinderella'ya yaptığı büyüyü Peri Liabel'in bozmasıyla eski gücünün olmadığını fark etmiş. Bu yüzden tanıdığı diğer büyücü ve cadılarla iletişime geçip güçlerini birleştirmek istemiş. Size sesleniyorum ey yer altındaki ve yer üstündeki cadılar, büyücüler! Ses verin bana! Zeyna'nın çağrısıyla birlikte önce kötü kalpli Hella bağlantı kurmuş onunla. Daha sonra da su altı dünyasındaki deniz cadısı Vega katılmış konuşmaya. Ve üçü birlikte haince plan yapmaya başlamışlar. Hella, Pamuk Prenses'in güzelliğini yok etmek istediğinden, Vega da deniz kızı Arya'ya zarar vererek su altı krallığında hakimiyet kazanmak istediğinden bahsetmiş. Prenseslere karşı bir savaş kazanmalıyız. Ama önce Cinderella'dan başlayacağız. Daha sonra Pamuk Prenses ve deniz kızı Arya. Cadıların dünyası kötü kahkahalar arasında çalkalanıp dururken, her şeyden habersiz, ülkenin en görkemli sarayında yaşayan Cinderella, yine mutlu bir sabaha uyanmış minik fare dostlarıyla. Mutluluk her yerde, prensin sevgisiyle. Ne kadar da güzel oldunuz prensesim. O esnada birden yeryüzü sallanmaya başlamış ayaklarının altında. Etraflarındaki ağaçlar bile neredeyse devrilecekmiş bir sağa bir sola. Cinderella'nın dostu beyaz güvercin telaşlı bir şekilde öterek yanlarına gelmiş uzaklardan. Ne oluyor böyle? Yardım çağır beyaz güvercin. Beyaz güvercin, Cinderella'nın zor durumda olduğunu görünce okyanusa doğru uçup bir yardım mektubu bırakmış su altı krallığına. Ne oluyor böyle? Hayır, olamaz. Saray, prensim bakın, saray yok oluyor. Saray parça parça yok olmaya, yeryüzünden silinmeye başlamış. Çünkü o esnada büyücü Zeyna, Hella ve Vega cam kürelerinden aynı anda hükmetmeye başlamışlar saraya. O kadar güçlülermiş ki onları kimse durduramazmış. Saray tamamen yok olduğunda sizler de yavaş yavaş yok olacaksınız. Cinderella ve Prens Leo koşar adımlarla saraydan uzaklaşırken yağmur yağmaya başlamış üzerlerine. Yağmurdan korunmak için de bir fındık ağacının altına sığınmışlar. Bu bir fındık ağacı. Öyleyse Liabel'i çağırabiliriz. Cinderella fındık ağacının gövdesine elini koymuş ve gözlerini kapatarak Liabel'e seslenmiş. Liabel, Liabel, neredeysen hemen gel. Cinderella'nın sesini duyan Liabel ağacın altında belirmiş hemen ve neler olup bittiğini öğrenmek için sihirli değneğini sallamış. Olamaz, Cinderella! Bu üç büyük
cadının işi. Çok güçlüler. Hemen gidip bu büyüyü bozmalıyız. İyi Peri Liabel, sihirli değneği sayesinde herkesi sarayın olduğu yere götürmüş. Ancak bir de ne görsünler? Eski saray gitmiş, yerine korkunç bir şato inşa edilmiş. Mozzarella ve Cheddar bile gördüklerine inanamamışlar. O sırada büyücü Zeyna görünmüş şatonun önünde. Sonra Hella ve Vega belirmiş iki yanında. Yanlış yere geldiniz. Sizin bir eviniz yok artık. Ve şimdi siz de yok olacaksınız. Bu kötü kalpli üç cadı da aynı anda Cinderella'ya doğru büyü ışını yollamaya başlamışlar. Bunu gören Liabel de değneğiyle ışınları geri itmeye çalışmış panikle. Ancak Liabel çok zorlanıyormuş. Neredeyse tüm gücünü yitirip yenilecekmiş. Liabel elindeki sihirli değneği bir an tutamayıp yere düşürmüş. Cinderella koşarak değneği almış yerden ve büyük bir cesaretle cadılara doğrulmuş. O an değnekten çıkan ışık cadıların büyü ışınını durdurmayı başarmış. Olamaz! Olamaz! Ne yapacağız şimdi? Ancak cadılar yenildiklerini kabul etmemişler. Bu sefer Vega gücünü kullanarak yeraltı sularını harekete geçirmiş. Toprak parçalanıp içinden sular fışkırmaya başlamış. Ah, hayır! Bunu nasıl yapabildiler? Yeraltı sularına karşı gelemezsiniz. Karada sular yükselirken hiç beklenmedik bir şey olmuş. Küçük deniz kızı Arya'nın babası su altı kralı Poseidon ortaya çıkmış. Yardım mektubunuzu okudum. Vega'yı bana bırakın. Poseidon elindeki asayı kullanarak yeraltı suyunun bir kısmını cadıların üzerine yöneltmiş. Vega suyu durdurmaya çalışsa da bunu bir türlü becerememiş. Poseidon cadılara doğru asasını tekrar salladığında suyu buza dönüştürerek onları buzun içinde hapsetmiş. Liabel de değneğini eline alıp yeniden gücüne kavuşmuş. Hemen buz kütlesinin etrafını uzun bir zincirle sarıp üzerine de koca bir kilit takmış ve bu kütleyi kaldırıp kimsenin gelip de tırmanamayacağı bir dağın en tepesine fırlatmış. Cadılar uzaklara hapsolunca teşekkür ederiz Poseidon. Poseidon da yeraltı sularıyla birlikte sualtı krallığına geri dönmüş. İyi peri Liabel de korkunç görünen bu yeni şatoyu yok edip yerine prens ve prensesin eski güzel sarayını geri getirmiş. Prens Leo ve Cinderella sonunda eski saraylarına kavuştukları için çok mutlu olmuşlar. Teşekkür ederiz Liabel. Cadılar ne kadar kötülük yapmak isteseler de senin iyiliğinin karşısında hiçbir güç duramaz. Sonsuza dek senin ve hayatının koruyucu perisi olacağım Cinderella. Bir buz kütlesi halinde dağın tepesinde öylece kala kalan üç cadı ise yaptıklarının cezasını kimselerin olmadığı bir yerde donuk halde çekmeye devam etmiş. Ta ki güneş buzu eritip cadıları yeniden hayatlarına döndürene kadar. Bu savaş burada bitmedi Liabel ve Cinderella. Rapunzel'in cadısı Camilla aramıza katıldığında ne yapacaksınız acaba? Cinderella
ve büyük kötü kurt. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde Cinderella adında çok güzel bir kız yaşarmış. Sarı saçları, güzel gözleri ve narin tavrıyla yaşadığı saraydaki herkesi büyülermiş. Günün birinde Cinderella saray odasındaki penceresinin önüne gelmiş ve ormanın güzel manzarasına bakmış ki bir de ne görsün? Koskocaman bir gökkuşağı. Ah, ne kadar güzel bir gökkuşağı bu böyle. Kim bilir altında neler vardır? Cinderella gökkuşağının güzelliğine dalmışken fare dostları Mozzarella ve Cheddar gelmiş omuzlarına birden. Cinderella, bizi o gökkuşağına götürür müsün? Evet, lütfen. Fakat ben daha önce ormanın o kısmına hiç gitmedim. Ya tehlikeliyse? Böyle güzel bir gökkuşağının olduğu yer tehlikeli değildir herhalde. Hem Cheddar ve ben seni koruruz, merak etme. Mutluluk her yerde, prensin sevgisiyle el ele düşlemek tanmaz. Geçmek ki kalbin inan gücüne. Düşle Cinderella düşle, kalbinin ışıltısına. Kaybolmadan ona yetişebilecek miyiz Cinderella? Güneş batmadan gidersek yetişiriz mutlaka. Bir süre daha ormanda ilerledikten sonra umutlarla yola düşmüş bu dostların karşılarına çok sevimli bir kaplumbağa çıkmış. Hey, sen ülkemizin güzel prensesi Cinderella değil misin? Merhaba sevimli kaplumbağa. Evet, benim. Peki sizi buraya getiren şey nedir acaba? Söyler misiniz bana? Gökkuşağının altına gidiyoruz. Merak ediyoruz, kim bilir ne güzel şeyler vardır altında. Gerçekten mi? Ben de sizinle gelebilir miyim? Derken tatlı bir tavşan çıkarmış başını ağaçların arasından. O da gelmek istemiş gökkuşağının altına. Tabii ki. Hadi gelin bizimle. Böylece hep birlikte yürümeye devam etmişler ormanda. Az ileride onlara doğru koşan 3 sincap görmüşler. Sincaplar çok korkmuş ve telaşlı görünüyorlarmış. Cinderella ve hayvan dostlarını fark etmeden koşmaya devam etmişler. Sincaplar, neden bize selam vermediler? Sanki korktukları bir şey vardı. Hiç böyle yapmazlardı. Sanırım bir şeyden kaçıyorlardı. Bir süre sonra bu sefer korkarak kaçan bir ceylan görmüşler. Ve onu zar zor durdurmuşlar. Cinderella bak, ceylanın ayağında bir yara var. Cinderella hayvanlarla konuşup anlaşabildiği için ceylanla da konuşmaya başlamış. Neler oluyor güzel ceylan? Az önce koşarak kaçan 3 sincap geçti buradan. Ormanda bir tehlike mi var? Ceylan, Cinderella'nın kulağına bir şeyler fısıldamış ve koşarak oradan uzaklaşmış. Cinderella ise duyduklarına inanamamış. Ne oldu? Ne diyor ceylan dostumuz? Büyük kötü kurt. Ne? Evet, büyük kötü kurt ormandaki bütün hayvanlara saldırmaya başlamış. Hatta ormanlar kralı aslanın yerine göz dikmiş. İşte bu çok tehlikeli. Hemen saraya dönmeliyiz prensesim. Hayır, yardıma ihtiyacı olan bir sürü hayvan olabilir ormanda. Gidip onlara yardım etmeliyiz. Tüm hayvan dostları Cinderella'nın sözünü dinlemiş ve büyük kötü kurdu durdurmak için hep birlikte ormanda ilerlemeye devam etmişler. O sırada kurt esir aldığı puma ve tilkinin etrafında dönüyor, onlara kükrüyor ve büyüklüğünü ispat etmeye çalışıyormuş. Ormanın kralı artık benim. Yakında aslanı bile yeneceğim. Tüm orman benden korkacak. Bakın,
Şu dev fil bile benim emrimle tek ayak üstünde duruyor. Güçlü ve büyük hayvanlar olmalarına rağmen zavallı fil, puma ve tilki öylesine korkmuşlar ki ağızlarını açıp tek bir laf bile edememişler. Kurt etrafa korku salmaya devam ederken geriye bir adım atmış ki avcıların tuzağına düşüvermiş. İmdat! Yakalandım! İmdat! Kurdun etkisiz hale geldiğini gören fil, tilki ve puma hemen oradan kaçmışlar. Ancak ötede Cinderella ve dostlarıyla karşılaşmışlar. Büyük kötü kurt bütün ormana zarar verecekken avcıların tuzağına takıldı. Canımızı zor kurtardık. Avcıların tuzağı mı? Emin olun bu durum kurdun kendisinden daha tehlikeli. Cinderella doğru söylüyor. Avcılar çok tehlikeli. Ne yapacağız yani? Gidip kurda yardım mı edeceğiz? Tabii ki. Bugün onun başına gelen şey yarın sizin başınıza da gelebilir. Hem eminim bu ona iyi bir ders olmuştur. Hayvanların hepsi Cinderella'yı haklı bulmuş ve kurdu kurtarmak için yanına gitmişler. O sırada iki avcının tuzağa yakalanan kurdun yanında dikildiğini görmüşler. Bu tuzağı bir kurt için harcadığımıza inanamıyorum. Evet. Keşke bir tilki, tavşan ya da daha lezzetli bir hayvan yakalasaydık. Peki diğer tuzağımıza daha büyük bir hayvan takılmıştır ha? Ne dersin? Bu kurdu ne yapacağız? Gördünüz mü? Avcılar ne kadar da tehlikeli orman için. Haklısın Cinderella. Hadi onları korkutup kaçıralım ki bir daha hiçbir hayvana zarar veremesinler. Cinderella'nın yanındaki dostları ve hatta o an ormanda bulunan diğer tüm hayvanlar bir araya gelip avcıların üzerine doğru koşmaya başlamışlar. Avcılar gördükleri karşısında paniğe kapılmışlar tabii. Olamaz. Kaç. Ve böylece gözden kaybolana kadar kaçmışlar. Cinderella ve fare dostları ise tuzağa takılan kurdun yanına gelmişler. Kurtarın beni. Ne olur kurtarın. Seni kurtaracağız, merak etme. Ama tek bir şartla. Artık kimseye zarar vermeyeceğine söz vereceksin. Söz veriyorum. Gerçekten hiçbir canlıya zarar vermeyeceğim. Bir daha karıncayı bile incitmeyeceğim. Kurdun sözlerine inanan Cinderella ve hayvanlar onu korkunç tuzaktan kurtarmışlar. Böylece ormandaki en değerli şeyin birbirlerini korumak ve dostluklarına sahip çıkmak olduğunu anlamışlar. Aa, işte bakın şu an gökkuşağının tam altındayız. Vay canına. Vay canına. Cinderella ve dostlarının ne olduğunu çok merak ettikleri o gökkuşağının altında iyilik, dostluk ve sevgiden başka bir şey yokmuş aslında. Düşle Cinderella düşle, kalbin sonunda parıldayacak. Oh,